Herkese merhaba, Sinema TV'ye hoş geldiniz. Sinema ve dizi dünyasındaki en son haberlerle yeniden karşınızdayız. Ben Fide Kılıç. Vizyona girecek filmler hakkında bilgiler, ünlü oyuncu ve yönetmenlerin yeni projeleri, gişe rekortmeni filmler hakkındaki son dakika gelişmeleri, kısaca sinema ve dizi dünyasındaki en güncel haberler Sine Haber'de. Bakalım son bir haftada sinema ve dizi dünyasında neler yaşanmış. Haber turumuza başlayalım. Chloe Chao imzalı Nomadland, Denver Film Festivali'ni açacak. Frances McDormand'ın başrolünde yer aldığı film, 22 Ekim'de başlayacak olan Denver Film Festivali'nin açılış filmi olacak. Film, ekonomik krizde her şeyini kaybettikten sonra karavanıyla birlikte Amerika'nın batısına doğru yolculuğa çıkan 60'lı yaşlarındaki bir adamın hikayesini ele alıyor. Nicole Kidman'la The Others yeniden çevrilecek. Alejandro Amenabar'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Kidman'ın başrolünde yer aldığı 2001 tarihli yapım, vizyona girdiği dönem büyük ses getirmiş ve 200 milyon doların üzerinde gişe elde etmişti. İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen film, kocasını savaşta kaybeden Grace Stewart ve gün ışığına çıkamayan iki çocuğunu merkezine alıyor. Elon Musk'ın hayatı dizi oluyor. HBO, SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın hayatını dizi yapıyor. 6 bölümden oluşacak dizi Ashley Vance'in kitabından uyarlanacak. SpaceX adı verilen dizinin yapımcılığını ise Hollywood'un ünlü aktörlerinden Channing Tatum üstlenecek. Dizinin oyuncu kadrosu ve çekim tarihi ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. <laughs> The Mandalorian'ın ikinci sezon afişleri yayınlandı. Yayınlanan afişlerde Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers ve Bebek Yoda yer alıyor. İlk sezonu büyük beğeni toplayan ve 15 dalda Emmy adayla ede eden dizinin ikinci sezonu 30 Ekim'de Disney Plus'ta yayınlanacak. Sandra Block romantik aksiyon filmi The Lost Sea of D'de rol alacak. Senaryosu Dana Fox tarafından yazılan filmde Block'a eşlik etmesi beklenen isim ise Ryan Reynolds. Adam ve Aaron Lee'nin yönetmenliğini üstleneceği filmin yapım şirketi ise Paramount olacak. Mad Max filmi Furiosa'nın kadrosuna yıldız isimler katıldı. 2015 yapımı Mad Max Fury Road'da Charlie Stern'ın canlandırdığı Furiosa karakterinin geçmişine dayanan filmde rol almaları için Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ve Yahya Abdül-Mateen ile anlaşıldı. George Miller tarafından yazılıp yönetilecek olan filmde Furiosa'nın daha genç bir versiyonu canlandıracak olan 24 yaşındaki Anya Taylor-Joy başrolde yer alacak. <laughs> Selena Gomez, Psikolojik Gerilim filmi Dollhouse'da. New York'un seçkin moda sahnesinde geçen bir korku filmi olan Dollhouse'ta başrolde yer alacak olan Gomez, aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenecek. Psikolojik gerilim türündeki yapımın senaryosu Michael Paisley tarafından yazıldı. Film için yönetmen arayışı sürüyor. Penelope Ann Miller, Ronald Reagan'ın biyografisinde rol alacak. Ronald Reagan'a Dennis Quaid'in hayat vereceği yapımda Miller, First Lady Nancy Reagan rolünü üstlenecek. Reagan'ın hayatını kariyeri boyunca onu takip eden kurgusal bir KGB ajanının gözünden aktaracak olan bağımsız dram türündeki filmin yönetmenliğini Sean McNamara üstleniyor. Tom Cruise'lu Mission Impossible 7'dan yeni kareler yayınlandı. Christopher McQuarrie'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin seti son olarak Norveç'teydi. Birkaç gün önce İtalya'nın Roma kentine taşınan setten yeni görüntüler paylaşıldı. Filmde Cruz'a Hayley Atwell ve Rebecca Ferguson gibi isimler eşlik ediyor. <laughs> Craig Gillespie, Dev Patel ile Chippendales filminin yönetmenliğini üstlenecek. 2017'de filmin başrolünde Dev Patel'in yer alacağı duyurulmuştu. David Permat tarafından 20 yıldır geliştirilmekte olan filmin senaryosunun son hali Craig Williams tarafından kaleme alındı. Film, Los Angeles'taki bir kulübü satın alan ve onu popüler bir yer haline dönüştüren Patel'in canlandırdığı Hintli göçmen Steve Banerjee'nin gerçek hikayesini anlatıyor. Kevin Costner'la Let Him Go'dan yeni fragman yayınlandı. Costner'ın Diane Lane ile başrolleri paylaştığı gerilim ve dram türündeki film 6 Kasım'da vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Thomas Bezucan'ın oturduğu film, tehlikeli bir ailenin yanında yaşayan torunlarının peşine düşen bir çifti konu alıyor. Leonardo DiCaprio, Meryl Streep ve Timothée Chalamet Don't Look Up kadrosunda. Senaristliğini ve yönetmenliğini Adam McKay'in üstlendiği komedi filminin oyuncu kadrosundaki diğer isimler arasında Kate Blanchett, Rob Morgan ve Jennifer Lawrence da yer alıyor. Çekimlerine yıl sonu başlayacak olan film, dünyaya zarar verecek olan bir göktaşını taşını fark eden iki astronotu merkezine alıyor. Dexter mini dizi olarak ekranlara geri dönüyor. Dexter fanlarına sürpriz haber Showtime'dan geldi. Prodüksiyon çalışmaları 2021'de başlayacak olan dizinin ilk sezonu 10 bölüm olacak. Orijinal dizide Dexter Morgan karakterine hayat veren Michael C. Hall, mini dizide de yer alacak. Diziyle ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı. <laughs> Tessa Thompson'la Sylvia's Love'dan yeni fragman yayınlandı. Eugene Eşin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği film Christmas'ta Amazon Prime Video'da yayınlanacak. 1950'li yılların New York'unda geçen yapımda Thompson, babasının dükkanında çalışan bir saksafoncuyla aşk yaşayan Sylvie adında genç bir kadına hayat veriyor. Nişanlısı Kore Savaşı'na katılan genç kadın, kendini duygusal bir krizin ortasında buluyor. <laughs> Nicholas Cage'li Jiu Jitsu'dan fragman yayınlandı. Cage'in başrolünde yer aldığı dövüş sanatları filminin yönetmenliğini Dimitri Logatetis üstleniyor. Belli sinemalarda vizyona girecek olan film, 20 Kasım'da dijital platformlarda yayınlanacak. Film, 6 yılda bir uzaylı istilacılarla karşı karşıya gelen Jujutsu konusunda uzmanlaşmış eski bir savaşçı grubunun merkezini alıyor. Ridley Scott ve Joaquin Phoenix, Kid Back filmi için bir araya geliyor. En son Gladiator'da birlikte çalışan ikili, tarihi drown türündeki yapımda tekrar bir araya geliyor. Scott, Napolyon Bonaparte merkezini alacak filmde yönetmen koltuğunda oturacak. Phoenix ise Napolyon Bonaparte karakterine hayat verecek. <laughs> Jennifer Caton Robinson, kara komedi filmi Strangers'ı yönetecek. Robinson, Alfred Hitchcock'un Strangers on a Train filminden esinlenilerek hazırlanan kara komedi filmi Strangers için tekrar yönetmen koltuğuna oturacak. Patricia Highsmith'in romanından uyarlanan yapım, Drew ve Eleanor adında iki genç kızın hikayesini merkezine alıyor. Paw Patrol animasyon filmine yeni isimler dahil oldu. Kim Kardashian, Jimmy Kimmel, Tyler Perry, Randall Park, Dex Shepard, Yara Shahidi, Ian Armitage, Marsey Martin ve Will Brisbane, Paw Patrol animasyon filminin seslendirme kadrosuna dahil oldular. Aynı isimli Nickelodeon dizisinden uyarlanan film 20 Ağustos 2021 tarihinde vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Carl Brunker üstlenecek. George Clooney beyzbol filmi Calico Joe'nun yönetmenliğini üstlenecek. George Clooney ve Grant Haslow, John Grisham'ın aynı isimli romanından uyarlanacak filmde yönetmen koltuğunda oturacak. Hikaye Ray Chapman isimli beyzbol oyuncusunun hayatından uyarlandı. 1920'li yılların efsane oyuncusu Chapman, kafasına beyzbol topu çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Cole Hauser, Panama adlı filmde Mel Gibson ile başrolü paylaşacak. Çekimleri Aralık ayında Porto Rico'da başlayacak olan aksiyon ve gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Mark Neville'den üstlenecek. Senaryosu Daniel Adams ve William R. Barber tarafından kaleme alınan film, düşmanlarıyla gizli bir anlaşma yapmak üzere görevlendirilen eski bir denizci merkezini alıyor. Çizgi roman serisi Avatar The Next Shadow 2021'de yayınlanacak. James Cameron'ın 2009 yapımı Avatar filminin ardından devam filmini heyecanla beklerken, 4 kitaptan oluşan Dark Horse çizgi roman serisinin duyurusu yapıldı. Dark Horse, Avatar The Next Shadow çizgi roman serisinde Jake Sully'nin hikayesini kaldığı yerden devam ettirecek. Jeremy Barlow tarafından kaleme alınan seri, 6 Ocak 2021'de çizgi roman dükkanlarında ve dijitalde yayınlanacak. The Harder Day Fall filminin çekimleri durduruldu. Idris Elba ve Regina King'in başrollerini paylaştığı yapımın çekimleri New Mexico'da yapılıyordu. Netflix, ekipten birinin COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle çekimleri durdurduğunu doğruladı. James Samuel'in yönetmenliğini üstlendiği Western türündeki film, ailesini öldüren adamın hapisten çıkarıldığını keşfeden bir kanun kaçağını merkezine alıyor. <laughs> Danny Ramirez, Falcon and the Winter Soldier kadrosunda. Topkan Gun Maverick'in yıldız ismi Ramirez dizide kilit bir karaktere hayat verecek. Ancak rolünün kimliği şimdilik gizli tutuluyor. Vizyon tarihi 2021'e ertelenen dizinin kadrosunda Daniel Brühl, Emily VanCamp ve White Russell gibi isimler de yer alıyor. <laughs> Sine Haber'den bu haftalık bu kadar. Sinema dünyasındaki en son gelişmelerden haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni haberlerle Sine Haber'de görüşmek üzere. Sinemayla kalın.